Yani Vakmut gibi bir koruyucu, kollayıcı nesne olmamasına rağmen bu roundu da alarak durumu 6-8'e getirdi. Alpar. Hiç fırsat tanımıyorlar oran rakiplerisiniz falan ama en azından ikinci haritada bunlara pek şahit olamadık. Belki Dipek şu taktiğini uygularsa diyecektim ama çıkıp atışını yaptı fakat sonradan yine Alpar'ın tek mermisiyle maalesef o rounda da fişler geliyor ama maalesef başarılı olamadık. Bunun karşılığında da Alpar'dan birkaç isabetli atış geldi. Alpar bu sefer can üstünlüğünü kullanarak Dipek'in üstüne doğru koştu ve rahat bir şekilde sauna'da bulunduğuyla birlikte diyecektim ama USB'ye geçiş yaptı. Yine de yeterli olmadı. Kendisini daha rahat hissediyor herhalde USB'li ama maalesef bu roundu da Dipek'te vermiş oldu. Güzel bir dönüşe başlaması lazım ki en azından bunun bir esintisini ucunda. Kafe haritasında Shunivande'ye karşı galibiyeti alıp üstüne çıkmayı başarmıştı. Hızlı bir başlama, evet AWP oynamayı biliyorum dercesine hızlı bir şekilde hatta ikinci roundla birlikte hızlı bir kabiliyetini gösteriyor. Vakfuk biraz gafil mi avlandırdı? Sanki çok killer verdi karşıya Vakfuk. AWP haritasında daha iyi performans sergilemesi beklediğimiz bir oyuncu. Burada da belki Alper'in 2-0'lık üstünlüğü Vakfuk'u yormuş olabilir. Rakibini gördü, atışını yaptı fakat Alper karşı atışıyla birlikte durumu 3-0'a getirdi. Yine hızlı bir başlangıç. Yine Alpar turnuvayı kazanmayı ne kadar istediğini ve hak ettiğini